أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك Evet arkadaşlar الأساس في أصول الفقه kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ahkam konusunu bitirmiştik. Son işlediğimiz konular ise ehliyetül vücub, ehliyetül eda ayrımıydı. Ehliyet-i vücubun insanın bazı haklar kazanması olduğunu söylemiştik. Yani ehliyet-i vücub dediğimiz şey aslında insanın bir şahıs yerine konması manasına gelir. Hani genelde fıkıhta çok kullandığımız ibareler vardır. Fî zimmetihi deynun, aleyhi deynun. Oradaki zimmet dediğimiz şey işte ehliyet-i vücubtur. Bir kişinin zimmet sahibi olması demek, ehliyet-i vücub demektir. Bir kişinin haklar kazanabilmesi, ehliyet-i vücubu temsil eder. Ehliyet-i vücub kişinin hayata gelmesiyle beraber başlar. Hayata bağlıdır. Ceninken ise eksik bir şekilde vardır. Demiştik. Tabi haklar kazanmak diyoruz. Sadece haklar kazanmak değil. İnsanın var olması. Yani bazı sorumluluklar kazanması değil ehliyet-i vücubladır. Örneğin bir kişinin, bir çocuk düşünün, babasından ona miras kalmış. Babası vefat etmiş. Bir tek dedesi var. Çocuk henüz bir yaşında olsa dahi babasından kaldığı mirastan dolayı çok zengin. Dedesinin de çok fakir olduğunu düşünelim. Şer'an bu çocuk bu dedeye yakın olduğundan dolayı onun nafakasını vermek zorundadır. Çocuk bir yaşında olsa dahi hayata gelmekle beraber bir zimmete sahip olduğu için o nafaka onun zimmetine borç olarak yazılır. Çünkü ehliyet-i vücubu vardır. Keza babası öldüğünde nasıl ki onun bir yaşında olduğuna bakmadık, ona miras verdik. Aynı şekilde borçlar da bu şekilde üzerine yazılır. Çünkü bir zimmete sahiptir artık. Ama çocuk kendisi bunu ödeyebilir mi? Hayır. Çünkü ehliyetül edaya sahip değildir. Eda, bir şeyler yapabilmek. Kişinin sözlerinin bir değerinin olması, yaptığı akitlerin bir değerinin olması manasına gelir ki bu da temizle eksik bir şekilde başlar ve bu nokta zirveye ulaşır demiştik. Peki o çocuk ne yapacak? Çocuk elbette çocuğun parasına, malına, mülküne o nafaka borç olarak yüklenir. Ama çocuğun eda ehliyeti olmadığı için onun yerine devlet bunu öder veya başka birileri onun yerine öderler. Veli tayin edilen, vasi tayin edilen birileri. Bu konuyu bu şekilde bitirmiş olduk ve şu an torukul istinbat konusuna başlayacağız. Dün zaten özet geçmiştik. Bir lafız bir mana için konulur dedik. Bir manaya konulması açısından, vada'i açısından has an müşterek vardır dedik. Bu birinci itibardı. Kitap oradan başlamamış. İkinci itibar o manada, yani kendisi için o da dediği manada kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Bu açıdan sarih kinaya veya hakikat mecaz konuları var. Kitap oradan da başlamamış, kitap üçüncü itibardan başlamış. Bir lafız bir manaya konulduğunda, o mana için kullanıldığında, hatta üçüncü itibar neydi? O mana için kullanıldığında manayı delaleti vadih midir, hafi midir? Kitap aslında oradan da başlamamış, kitap dördüncü itibardan başlamış. İster hafi olsun, ister zahir olsun. Bir lafız konulduğu manaya delalet ederken hangi tarikle delalet ediyor onu işleyeceğiz. El-Mebhasü-Sâdis, altıncı konumuz, turuku delaletin nas-i alel hukmü şer'iyye. Nasların şer'i bir hükme delaletinin yolları neyle delalet eder? Hükmü bize nasıl verir? Hangi yolla verir? Ve yaral usuliyyûne minel hanefiyyeti. أن طرق دلالة النصوص على الأحكام والمعاني أربعة. Hanefi ulemasına göre lafızların, nasların, hükümlere veya manalara delaleti genelde dört yolla olur. Bunlarda nelerdir arkadaşlar? Bir, vahiyye, onlar da şunlardır. İbaratun nas'tır. Nas, bizatihi ibaresiyle bizi manaya verir. Bazen ve işaratun nas, bazen ibarede o hüküm yoktur. Ama ona işaret edilmiştir. Bazen hüküm yoktur orada ama delaletün nasla biz ona varırız. Delaletün nasla işaretün nas arasındaki farka değineceğiz. Bazen de vaktidaun nas. Nas onu gerektirir. Nas'ta hiç zikredilmemiştir. Ama nas'ta gerekli olduğu da nas'ı okuduğumuz gibi anlaşılır. Vakama fit tafsili tali. Şu an tafsilatına iniyoruz. İbaratun nas dediğimiz şey nedir? Nas'ın ibaresinin bizatihi lafza delalet etmesidir. Tabi ibarenin de delaleti aslında ikiye ayrılır. Bazen nas ibaresiyle esaleten o manayı verir.
bazen tebaen verir. Ne demek esareten tebaen? Esareten dediğimiz şey, onun aslında zaten iniş sebebi, asıl söyleniş sebebi, vurut sebebi bizatihi o hükümdür. Biz buna esaleten ibareyle delalet diyoruz. Ama o esaleten hükmü eda ederken Allah-u Teala bazen bize ek şeyler de söylemiş. Ama nasla söylemiş, ama ibareyle söylemiş. Biz buna tebaen ibaretün nas diyoruz. Örneği hemen açıklayayım, o şekilde okuyalım. Şimdi Allah-u Teala bizlere müşriklerin şöyle bir ifadesinden sonra, müşrikler alışverişle şeyin eşit olduğunu söylüyorlar. Faizin eşit olduğunu söylüyorlar. Yani faize haram kılması için bir sebep yoktur diyorlar. Ne diyorlar? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Onlar dediler ki, bey tıpkı riba gibidir. Şimdi Allah-u Teala da buna bir cevap verir. Öyleyse cevap verilen şey nedir burada? Bey ile ribanın aynı olmadığı, aralarında büyük bir fark olduğudur. Allah-u Teala onların arasındaki büyük bir fark olduğunu söylerken şöyle bir ibare kullanmıyor. Bey ile riba aynı değildir, onlar yanılıyorlar, bunlar farklıdır demiyor. Direkt diyor ki, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Eşit diyorsunuz da, bey helal, riba haram. Şimdi nasıl burada iki manaya delalet ediyor. Bir, bize diyor ki aslında, onlar ikisi aynı dediler ama hiç aynı olur mu? Bak ayrılar diyor. Bir bu. İki, ayrılar derken de her birinin hükmünü de bize tebaen veriyor. اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَى'yı da ayrıca, ribanın haram olduğunu da, beyin helal olduğunu da tebaen söylüyor. Evet, ibarenin kendisi söylüyor. Evet, bu çok güçlü bir söyleyiştir. Çünkü ibare delalet ediyor. Ama burada iki şey, ibareden iki şey anlaşılıyor. Bir, ikisinin aynı olmadığı, bu asaleten anlaşılıyor. İki, her birinin hükmünü bize Allah-u Teala veriyor ki bu da tebaen verilen bir durumdur. İkisinin arasında bir fark yok. İkisine de bize ibaretun nas diyoruz. Sadece bu farkı bilmemiz önemlidir. O yüzden genelde bir ayette asaleten ne verilmiş, tebaen ne verilmiş? Resulullah'ın bir hadisinde asaleten ibareyle verilen nedir, tebaen verilen nedir? Bunun tespitinin yolu onun vurut veya nüzul sebebini bilmektir. Yani peygambere bir soru sorulduğu zaman, peygamber dört satır konuştuğu zaman hangi satır o sorunun cevabıysa o asaletendir, ek verilen durumların hepsi tebaendir. Ayet bir mesele hakkında konuştuğu zaman birebir o meselenin cevabı neyse, eğer bir sebebin nüzulü varsa, o asaletendir, geri kalan tebaendir. وَعِبَارَةُ النَّصِّ هِيَ دَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنَ الْمُتَبَادِرِ الْمَسُوقِ لَهُمْ. Kelamın ilk akla gelen manaya delalettir. Zaten kelam neydi? الْمَسُوقُ لَهُ. Kelamımız zaten o iş için getirilmişti. Mesuk olmuştu, yani varit edilmişti. Kelamımızın ilk akla gelen manaya, zaten kendisi için söylendiği manaya delaletidir. Asaleten kâne zâlike uteba'an. Bu ibaratun nasın delaleti. Asaleten olsun, teba'an olsun, fark yoktur. Nehu kavlihi teâlâ. Ve ahillallahu l-bey'a. Ve harramen riba gibi. Fel maksudu minessiyâki asaleten. Asıl siyak sebebi, bu ayetin geliş sebebi, huve tefriqatu beynel bey'i ve riba. Alışveriş ile ribayı ayırmaktır normalde. Ayrı şeyler olduğunu söylemektir. وَنَفْيُ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُمَا. İkisinin aynı olmadığını, aynı oldukları iddiasını nef etmektir. İkisinin aynı olmadığını belirtmektir. لَاَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي مَعْرِدِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ. Nereden anlıyoruz bunu? Niye biz asalete tebaen diye ayırdık? Çünkü nas şu ifadeyi kullanan kişiye reddiye olarak gelmiştir. اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى diyene reddiye olarak gelmiş. Öyleyse nasıl yapacağı ilk iş mumasereti ortadan kaldırmaktır. اَمَّا الْمَعْنَ الَّذ۪ي قُصِدَ مِنَ اللَّفْضِ تَبَعًا. Burada manada tebaen verilen şey, kastedilen şey ise şudur. فَهُوَ اَنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ الْإِبَاحَةَ وَاَنَّ حُكْمَ الْرِبَى. Pardon. فَهُوَ اَنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ وَحُكْمَ الْرِبَى التَّحْرِيمُ. Tebaen verilen hüküm ise şudur. Bey'i helaldir, riba haramdır. Şimdi bunu anladım. Bunlar bizatihi ibareyle verilen, nasın hükmü bizatihi ibareyle verdiğine örnekler. Tebaen olsun, asaleten olsun. Çok uzatmak vabından olmasın ama bir örnek daha verelim ki meselemiz anlaşılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ma'ul bahrın hükmü soruluyor. Sahabe diyor ki Allah Resulü, biz denize giriyoruz, yanımızda su bulundurmuyoruz. Biz deniz suyundan abdest alabilir miyiz diye soruyorlar.
Efele tavaddu diyorlar. Bu deniz suyundan abdest alınır mı diyorlar. Yani tuzlu olması belki kafalarını karıştırmış. Normal su gibi ondan abdest alabilir miyiz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de huve tahuru ma'uhu. Denizin suyu helaldir diyor. Denizin suyunu sordunuz. O temizdir, tahurdur. Hem tahirdir hem mutahirdir. Necaset değildir. Necis olmadığı gibi temizleyici özelliği de insana vardır. Yani onunla abdest alabilirsiniz diyor. Ama ekliyor. Huve tahuru ma'uhu. El hillu meytetuhu. Denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir deyip balıkların hükmüne değinir. Birinci ifade asaletene, ikinci ifade ise tabi'ane örnektir. Ama her ikisi sonuçta bize hükmü ibareyle vermiştir. Hiç şüphesiz ibareyle verilen hüküm en güçlü hükümdür. Ama nassın başka yöntemleri de vardır. Örneğin, işaretün nas dediğimiz bir tarz vardır ki onun tanımı şudur. İyye delaletul lafzi ala ma'na. Lafzımız ala ma'nen bir mana delalet ediyor. Ama bu mana gayri maksudin. La asaleten ve la teba'an. Ne asaleten ne teba'an normalde kelamın maksudu değildir. Yani ayet belki ondan hiç bahsetmemiştir. Asaleten bir hüküm vermiş, teba'an bir hüküm vermiş ama biz apayrı bir hükme ulaşırız. Nasıl ulaşıyoruz? Velakinnehu lazimul ma'na. El-maksudi minhu. O kelamdan kastedilen mananın lazımıdır diye ona ulaştı. Kelamın verdiği mananın dışında onun bir de lazımı var biliyorsunuz. Mantıkta iki şey arasında lüzum varsa ayrılamazlar. Biz de o lüzumdan hareketle, ayet bize A'nın helal olduğunu söylüyor, biz ondan hareketle, A'dan hareketle başka bir hükmü varabiliyoruz. Buna biz işaretin nasıl diyoruz. Ey, ellezî sîkal kelâmu li'ifâdeti. Yani bir mana var, o kelam o mana için ifade edilmiş, biz o mananın lazımına varıyoruz. Örneğe gelecek olursak, konuyu örneğimizle beraber biraz daha anlayacağız. Bir daha tanımınızı okuyorum. Hiye delaletul lafzi ala ma'nen gayri maksudin. La asaleten ve la taba'an. Velakinnehu lazimul ma'nel maksudi minhu. Yani minel kelam. Ey ellezî sîkal kelâmul ifâdeti. Kelamın o manayı vermek için tesvik edildiği, sunulduğu mananın lazımıdır bizim işaretin nasıl dediğimiz şey. Yoksa kendisi kelamdan asaleten veya tabi'an kastedilmemiştir. Ama kastedilen, kendisi için kelamın geldiği mananın lazımı olduğu için ona ulaşıyoruz. Nahvu kavlihi teala. Örneğin Allah-u Teala diyor ki وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Tabi لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَعَةَ. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler 2 yıl yapsınlar. Yoksa bunun altı da olabilir. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. Kendisine çocuk doğana gelince adamı kastediyor. Onun üzerine vardır. Ne vardır? Rizkuhunne. Mübtede-i muahhar. O bayanların rızkı vardır. Onların nafakasını karşılamak zorundadır. Ve kisvetuhunne. Onların giydirilmesi vardır yani. Rizkuhunne yedirilmesi, kisvetuhunne giydirilmesi vardır. Bil ma'ruf örfe göre. Ayet ne dedi? Anne çocuğunu iki yıl emzirir. Kendisine çocuk olan baba ise ne yapar? Çocuğunu emziren annenin nafakasını, kisvesini, rızkını üzerine alır. فَهَذَا النَّصُّ سِيقَ لِيْجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَاتِ يَنِ اَزَّوْجَاتِ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُمْ. Bu ayet bize şu hükmü veriyor. Şunun için gelmiştir. Diyor ki, annelerin yani eşlerin nafakası مَوْلُودِ لَهُمْ üzerinedir yani babaların üzerinedir. الْمَوْلُودِ لَهُمْ kendisine çocuk olan. اَيْ الْأَبْ الَّذ۪ي وُلِدَ لَهُمْ فَعِبَارَةُ النَّصِ تدل على هذا المعنى. Bu ibaretun nasın delalet ettiği manadır. İbaretun nas buna delalet ediyor. Velakin fiha işaretun, ama ayette ayrı bir işaret var. İla enne nesebel veledi li ebihi. Çocuğun, hani biliyorsunuz İslam'da çocuk babasına nispet edilir. İşte ayette burada bir işaret vardır. Bu normalde asaleten veya teba ibarenin bizatihi çok güçlü bir şekilde delalet ettiği bir mana değildir. İbare çocuk babaya nispet edilir gibi bir şey kullanmadı. Ama biz oradaki وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ kendisine çocuk olan ifadesinden الْمَوْلُودِ لَهُ ifadesinden o çocuğun ona ait olduğunu öğreniyoruz. Çünkü anneden bahseder derken validat dedi, doğuranlar dedi. Adama gelince kendisine doğurulan, çocuğun kendisine ait olduğu kişi ifadesi kullandı. Burada ayetin işaretinden hareketle biz çocuğun İslam'da nesebinin babasına dayandırıldığını öğrendik. Başka deliller de var ama buradan da çıkarıldım. İz udifel veledu ileyhi yani ilel ebi bi harfil lami elleti hiye lil ihtisasi. Lam harfiyle
lehu ile babaya nispet edildi çocuk, lam da ihtisas içindir. Örneğimiz bitti. وَإِذَا تَعَارَضَتْ دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ وَدَلَالَةُ الْإِشَارَةِ. Şimdi diyor bir ayetten, bir ayetin ibaresinin delaletiyle başka bir ayetin işaretinin delaleti çelişse, yani mana olarak birbirinden zıt hükümler çıksa, bir ayetin ibaresi A haramdır diyor ama biz bir başka ayetin de işaretinden onun helal olduğunu çıkardık. Hangisini öne alacağız? قُدِّمَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْعِبَارَةِ يَعْلَى الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْإِشَارَةِ. İbarenin ispat ettiği, ortaya koyduğu hüküm, yani ibareyle ortaya konan hüküm, işaretle ortaya konan hükümler öne alınır. Yani şunu demeye çalışıyor. Biz şu an turuk-u delaletleri işliyoruz. En güçlü tarih ibaredir, ondan sonra işarettir. Çelişme durumu olursa ibare işaretin önüne alınır diyor. لِأَنَّ الْاَوَّلَ اَقْوَى. Çünkü ibare daha güçlüdür. Yine konunun anlaşılması babından hızlıca bir örnek daha verelim. Bu meseleyle ilgili. Şimdi biraz daha da işari ve daha güzel bir örnek. Hazreti Ömer döneminde bir bayan daha evliliğinin 6. ayında bir çocuk doğurur. O dönemde insanlar çok da yani bilimin de gelişmemesini göz önünde bulundurursak 6 ayda çocuk doğma gibi bir durumla karşılaşmadıklarından dolayı bu bayanın evlilikten önce zina ettiğine karar verirler ve bayana zina cezası uygulamaya karar verirler. Cezası nedir? Muhtemelen öncesinde bekar olduğu için Hazreti Ömer o kızın 100 sopayla sopalandırılmasını emreder. Bunu bir alamet olarak kabul eder. O sırada Hazreti Ali der ki bir bayan 6 ayda hamile kalabilir, bir çocuk doğurabilir ifadesini kullanır. Hazreti Ali'ye ey Ali buna nereden vardın dediklerinde Hazreti Ali şu iki ayetten vardım der. İki ayeti birleştirmiştir aslında Hazreti Ali ve işaretiyle varmıştır. Diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Allah-u Teala buyuruyor ki annenin çocuğunu emzirmesi, emzirme durumu 2 yıldır. Yani kaç ay? Yani 24 aydır. 2 yıl yani 24 ay. Başka bir ayet-i kerimede ise Allah-u Teala buyurdu ki onun emzirilmesi ve taşınması وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. Onun anne karnında taşınması artı emzirilmesi 30 şehra, 30 aydır buyuruyor Hazreti Ali. Şimdi ikinci ayette ise وَحَمْلُهُ hamilelik وَفِصَالُهُ ve sütten ayrılması beraber 30 şehra, 30 aydır buyuruyor Allah-u Teala. Bir ayette diyor ki ikisi beraber 30 ama başka ayette sadece emzirme 24 aydır diyor. Biz 30 aydan 24 aya çıkardığımızda aslında hamileliğin 6 ay olduğu otomatikman ortaya çıkıyor. Bakın bu hiç ibareyle alakası olmayan tamamen işari bir çıkarımdır. Ve Hazretleri'nin yaptığı muhteşem bir çıkarımdır. İlmi derinliği de ortaya koymaktadır. Delaletun nas'a geldiğimizde ise aslında delaletun nas dediğimiz bizim delillerden işlediğimiz kıyasın çok benzeridir. Nas'ta bir hüküm çıkar. Biz başka meseleye ona kıyas ederiz. Kıyas lafızla ilgili bir delil değildir. Kıyas tamamen içtihadi bir delildir. Delaletun nas nedir o zaman? Delaletun nas kıyastan daha güçlü kıyaslardır. Kıyas-ı evla dediğimiz şeylerdir. Yani mesela ayet bize der ki yetimlerin mallarını yemeyin. Şimdi ayet yemeyin ifadesini kullanır. En genel şeyi kullanır. Ama bu yetimin malının yakılabileceği, telef edilebileceği manasına gelmez. Onlar tarik-i evla ile haramdır. Allah-u Teala bize وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Anne babana öf bile deme der. Ama biz biliriz ki işte öf demeyeyim, döveyim o zaman. Öf demeyeyim, itaatsizlik edeyim demeyiz değil mi? Böyle bir şeye gitmeyiz. Çünkü biliriz ki öf demeyin dediğinde Allah-u Teala öften daha fazla, daha aşırı olan her şeyi de haram kılmıştır. O yüzden kıyasın bir benzeridir. Ama delaletun nas'ta o kıyas yönü o kadar açıktır ki direkt nas'tan anlaşılır. Evet nas'ın ibaretinden anlaşılmaz ama nas'ın delaletinden anlaşılır. Çünkü bizim kıyas ettiğimiz şey kıyas-ı evladır. Zaten evla yolla haramdır. Bir haramlık varsa. Helalse evla yolla haram. Helaldir. Delaletun nas'a ve tüsemme fahvel hitab. Hitabın içeriği de denilir. İçindedir çünkü. İbaresinde olmasa da bir içeriğidir onun. Fahvel hitab, Hanefi ulemasının dışındaki alimlerin kullandığı ibaredir. Ve hiye delaletun lafzı. Ala thubuti hukmil mantuki bihi lil meskuti anhu. O da şudur. Lafzın
mantık hakkında verdiği hükmün meskül hakkında da sabit olduğunu bildirmesidir. Allah-u Teala bize uffin demeyin haramdır der. Aslında o ayet üffün dışındaki şeylerin de haram olduğunu. Üffin demeye verdiğimiz haramlığın meskuti anhüye de verildiğini, dövmeye de, sövmeye de verildiğini bildirir. Peki niye? Niye buradaki haramlığı meskuti anhüye geçirdik? لِشْتِرَاكِهِمَ فِي اِلَّتِ الْحُكْمِ Çünkü ikisinde aynı illet vardır. Diğeri niçin haram olmuşsa bu da ondan dolayı haram olmuştur. وَيُفْهَمُ ذَٰلِكَ عَنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ لَا عَنْ طَرِيقِ اِجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ Ama burayı karıştırmayın. Bu verdiğimiz örneklerde biz içtihad ve kıyas yöntemiyle buna varmıyoruz. Buna bizatihi lügat yöntemiyle varıyoruz. Zaten dilde hiç kıyas yapmaya gerek yok. Sen bir insana yavrucuğum anne babanın sözünü dinleyen onlara öf deme dediğinde o çocuk herhalde öf demeyeyim ama dövebilirim şeklinde bir şey anlamaz. Bu zaten lügatın bizatihi yapısında vardır. Nahu kavli teala İnnellezine yekulûne emvâlel yetâme zulmen zulmen zorla zorbalıkla yetim malı yerler innemâ yekulûne fî butûnihin nâra karınlarına ateş taşlıyorlar, ateş yiyorlar. Ve seyaslûne sa'îra da ateşe de girecekler. Fedelletil âyetu min hayfil ibâre bakın, ibaratun nas şu manayı veriyor bize. Alâ tehrîmi ekli emvâlel yetîmi zulmen yetimin malının zulmen yemesinin haram olduğunu bize nas ibareyle verdi. Ama ودلت من طريق دلالة النص نص مسافر دلالة يروي لنا شو معنى يردي على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقا دلالة ده anladık ki mutlak olarak onların mallarını yok etmek haramdır telef etmek haramdır yolu ne olursa olsun ister ye ister بحرق yak او تبديد ister onu saç او غير ذلك فيكون الإتلاف حراما كالأكل Yemek nasıl haramsa telef etmek de o şekilde haram olur. لِمُسَوَاتِهِ لَهُ فِي عِلَّةِ الْحُكُمِ لِمُسَوَاتِهِ yani لِمُسَوَاتِ الْاِتْلَافِ لَهُ يَنِ لِلْاَكْلِ فِي عِلَّةِ الْحُكُمِ Çünkü o hükmün illetini taşıma bakımından telef de çık tıpkı yemek gibidir. Bunu da anladık. Dördüncü yöntem ise iktida olmasıdır. Şimdi bir nasımız ibareyle bir mana veriyor. İster asaletin ister tabağın. İki, nasımızın işaretinden hareketle ama güçlü işaretlerden hareketle Hazreti Ali'nin yaptığı gibi bir sonuca varıyoruz. Üç, nasımız bizatihi kendi içinde bir hükmü verirken aslında diğerleri de bunun gibidir demiş. Çünkü aynı illet başkalarında da var. وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْفٍ gibi. Dört, nasımız bir hükmü gerektiriyor. اِخْتِضَاءُ النَّاسِ İbarede geçmiyor ama nas onu gerektiriyor. O da şu şekildedir. Bazen bazı ayetler gelir ve ayetlerde bazı ifadeler eksik gelir. Yani eksik gelir dediğimiz haşa bir eksiklik manasında değil. Yani bazı şeyler zikredilmez. Ama nas bizatihi zaten mantıkla onu iktida eder. Yani gerektirir. Örneğin Allah-u Teala bize der ki Hürrimet aleykum ummehâtukum ve benâtukum ve ammâtukum ve hâlâtukum sayar. Anneleriniz size haram. Kızlarınız size haram. Kız kardeşleriniz haram. Halalarınız haram. Teyzeleriniz haram. Ne demek Hürrimet aleykum ummehâtukum? Anneniz size haram ne demek? Yani anneyi yemek mi haram? İşte anneyle yan yana bulunmak mı haram? Anneyle konuşmak mı haram? Elbette ki değil. Elbette orada hürrimet aleykum nikahu ummehatikum diye bir ifade var. Nas'ın bunu söylemesine gerek yok. Nas zaten onu iktida ediyor. Zaten akıl sahipleri direkt bunu ne yapıyorlar? Direktmen anlıyorlar. Şimdi bu konuya iktida olmaz diyoruz. Birçok ayet böyledir, birçok hadis böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ifade kullanıyor. Rufi'a an ümmeti الخطأ والنسيان وما استكره عليه ümmetimin üzerinden hataen yani kasıtlı olmayarak yapılan şeyler والنسيان unutulan şeyler ve وما استكره عليه üzerine zorlandıkları şeyler kaldırılmıştır ümmetimin üzerinden yanlışlar unutmalar ve zorlandıkları şeyler kaldırılmıştır ne demek yani benim ümmetim hata yapmaz benim ümmetim unutmaz benim ümmetim bir şeye zorlanmaz manasında elbette ki değil unuttuğumuzu hata yaptığımızı biliyoruz oradaki kasıt nedir رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي اِثْمُ الْخَطَئِ اِثْمُ النِّسْيَانِ وَاِثْمُ مَسْتُقِهُ عَلَيْهِدِ aslında. Orada gizli bir isim var. Bunu zikretmeye gerek yok. Nas zaten onu iktida ediyor. Zaten anlaşılıyor. وَاِقْتِدَاءُ النَّاسِ هُوَ دَلَالَتُهُ yani دَلَالَتُ النَّاسِ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ إِلَّا بِتَقْرِيرِهِ Min tarif ifadesi burada değişik olmuş. Delaletul lafzi
ala ma'nan الذي لا يستقيم الكلام الا بتقديره شكلنا bu ifade bende değiştirelim çünkü ben şu an bir mana veremedim buna. Delalatu lafzi, lafız delalet ediyor. Ala ma'nan bir manaya delalet ediyor. Niye bu manaya delalet etti? Ellezî, çünkü bu mana la yestakîmu l-kelâmu illâ bitakdîrî. Bu kelam, bu mana takdir edilmezse o kelam orada doğru olmaz. Yani kelamın doğru anlaşılması için gerekli olan manaya kelamın delaletidir. İktidayla delaletidir. وَمِنْ خَاسِيَّةِ هَذِي الدَّلَالَةِ Bu delaletin özelliği de şudur. اَنَّ صِيغَةَ النَّصِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْمُخْتَبَى Nas bizatihi sigayla, yapıyla, yani ibareyle o muhtevaya, o gereken şeye delalet etmez. Onu biz akılla buluruz. Kama fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem rufi'a an ummeti el hata'u vel nisyanu ve mistukri'u aleyhi. Fel ma'na ellezi dellet aleyhi ibaratun nassi el raf'u. Şimdi nassın ibaresi bize bir raf'in olduğunu söyledi. Bir üzerinden kaldırılma durumu var. Ama bu hazel ma'na la yestekimu ma'al fi'l. Ama baktığımız zaman bu mana çok da uygun değil. Yani bu raf şeyi bu manayla çok da uygun değil. Bizim üzerimizden hata kaldırılmamış. Unutma kaldırılmamış. لِأَنَّ الْفِعْلَ اِذَا وَقَعَ لَا يُفَعَ Çünkü var olan bir şey kaldırılmaz ki. Adam hata yaptı. Ne demek ümmetin üzerinden hata kaldırıldı? وَلِذَٰلِكَ فَاِنَّ صِدْقَ النَّصِّ Bundan dolayı diyoruz ki burada nassın doğruluğu يَقْتَضِي takdira kelimeti hukmi ev ismi. Buraya hukm veya isim kelimesini takdir etmeyi gerektiriyor. Yani hatanın hükmü olan üzerinden kaldırılmış. Nisyanın hükmü üzerinden kaldırılmış. Veya günaha kaldırılmış. لِيَكُونَ الْمَعْنَى مَعْنَى şu şekilde olsun diye sonuç olarak. لَا مِعَاقِبَتْ رُفِعَ حُكْمُ الْخَطَئِ اَوْ رُفِعَ اِثْمُهُ Anlaşıldı zaten. وَفِي هَذَا يَقُولُ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ Bu konuda İmam Bukhari söylüyor. لِلْتَعْرِيفِ بِاِرْتِضَاءِ النَّصِّ İrtibâ-ı nassı tarif etmek için şu ifadeyi kullanıyor. هُوَ جَعْلُ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ مَنْطُوقًا لِتَصْحِيحِ الْمَنْطُوقِ Söyleneni düzeltmek için, söylenenin düzgün anlaşılması için söylenmeyeni söylenmiş farz etmektir, saymaktır. Söylenenin doğru anlaşılması adına söylenmeyeni söylenmiş addetmek, saymaktır. Anlaşıldığını farz ederek son noktamıza varmış oluyoruz. Tabii buraya gelmeden önce temel olarak şuna değinmemiz lazım. İktidâ-ı nas her zaman bu şekilde açık olmaz. İktidâ edilen mana hakkında alimlerin ihtilaf ettiği oluyor. Evet. Şimdi alimler orada bir eksikliği görüyorlar. Nas burada bir şey iktidâ ediyor. Ama ne oraya getirilmelidir konusunda ihtilaf var oluyor ki bu ihtilaf da zaten fıkha yine yansıyor. Ara ara usul fıkha yansımalarını söylemeye çalışmamızın sebebi bu. Çünkü usul fıkha yön veren bir ilim. Fıkıhtaki ihtilafların %70-%80'i usulü ihtilaflardan geliyor. Veya usulü işletme konusunda gelen ihtilaflardan dolayı kaynaklanıyor ki burada da mezhebin o muktaza nedir konusundaki ihtilafı hükme yansıyor. Bunun temel klasik örneğini verelim ki mesele biraz daha anlaşılsın. Örneğin innemel a'malu bin niyat ifadelerinden ameller niyetlere göredir ifadesinde orada nasıl bir şeyler istiyor. Hani ne demek amel niyete göredir? Amelin neyi niyete göredir? İster istemez orada bir iktida olduğunu hissediyoruz. Kim alimler oradaki muktadanın sıhhatul a'mali bin niyati olduğunu söylemişler İmam Şafii gibi ve hiçbir ibadetin niyet olmadan sahih olmayacağını söylemişler. Kim ulema ise oradaki muktadanın kemalul a'mali bin niyat. Ameller niyetlere göredir ama amelin kamil olması niyete göredir. Yoksa niyet tam manasıyla bir şart değildir demişler. Ve niyetin farz olmadığını söylemişler İmam Ebu Hanife'de olduğu gibi. Diyelim ve hükmü hadihi delalet. Bu delaletin hükmüne gelelim. Bu kadar delalet işledik. Hükmü nedir? Aslında bunların hükmü bellidir. Yani bunlara uyacağız. Hükümden kastı şudur. Yani hangisi ne kadar güçlüdür? Ve hükmü hadihi delaleti. Bu delaletlerin hükmü şudur. El-kat'u vel-yakin. Bunlar genelde kat'iyet ve yakin ifade ederler. Özellikle ibare vesaire. Ama illa en yücede ma yasrifu illa'z-zan. Tabi bu iş bu kadar da kolay değildir. Onların zanna sarf eden bir delil olmadığı sürece. Bazen işaretlerle, bazen başka şeylerden dolayı zanna ne olabiliyor? Manaları dönebiliyor. Örneğin ibare bir şey haram kılıyor ama ibare işte kuru ifadesini kullanıyor.
Sana üç kuru beklemeyi farz kıldık diyor. Tamam, bir farzlık var da kuru ne? Lafzın müşterek olmasından dolayı ortaya çıkan bir ihtilaftan dolayı kat'i bir hükme varamıyoruz. Ama genel manasıyla bunların manayı verişi kat'idir diyor. وَهَذِهِ الدَّلَالَاتُ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْقُوَّةِ Güç açısından da birbirlerinden farklı seviyededirler. Bu ayrımlar genelde şundan dolayı yapılır. Eğer bir çelişme durumu var olursa biz hangisini önceleyeceğiz? فَاِبَارَةُ النَّصِّ اَقْوَى مِنَ الْاِشَارَةِ وَالْاِشَارَةُ اَقْوَى مِنَ الدَّلَالَةِ وَالدَّلَالَةُ اَقْوَى مِنَ الْاِخْتِبَائِ Bu işin hükmü budur. İbaret işaretten, işaret delaletten, delalet iktidadan daha güçlüdür. Diyelim, bu şekilde Hanefi ulemasının turuk-u delaletil elfaz, turuk-u delaletil nas alel hukum konusunu bitirdik. Şimdi Hanefileri mi bitirdik? Aslında bitirmedik. Aslında Cumhur'un da. Cumhur da Hanefi ulemasının bütün bu kısımlarda katılıyor. Sadece isim değişikliği var. Kafanızı o yüzden karıştırmanın hiçbir manası yok. Cumhur'da da ibaretun nas, delaletun nas, işaretun nas ve iktidaun nas var. Başka da bir konu yok. Sadece tek bir konuda ihtilaf var ki zaten kitap onu yarın önümüze getirecek ve biz o konuyu işleyeceğiz diyelim. Ve ahir da'un elhamdülillahi rabbil alemin. Kalın sağlıcakla diyelim.